Evet, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bu anlatacaklarımla eğer bunları öğrendikten sonra hala şeker tüketmeye devam ederseniz sen bilirsin. Yani afiyet olsun derim. Gerçi şimdi anlatacağım ben aslında daha önceden çok anlattım. Yani 2 sene önce yaptığım videoda anlattım. Birkaç videoda değişik yerlerde ben bunu söyledim ama uzun videolar yaptığım için sanırım bu dinlenmiyor ve arada kaynıyor. Benzer sorular geliyor tekrardan. Dolayısıyla bunu ayrıca bir anlatayım ve değişik bir başlık koyayım dedim. Beni takip edenler bilecektir büyük ihtimalle. Hatırlayacaklar ne dediğimi. Şimdi bakın bu şeker mevzusu şöyle bir şey. Hani sürekli söylüyorum ya zarar vermediği hiçbir şey yok diye. Burada baktığınızda olaya tadı çok güzel olduğu için yiyoruz tabii ki. Afiyet olsun. Şöyle bir durum var bakın. Şeker vücuda girdikten sonra kana karışıyor. Ve kana karışınca şöyle bir durum gerçekleşiyor. Al yuvarların içerisinde hemoglobin denen bir protein var. Bu proteinin görevlerinden bir tanesi hücrelere oksijen taşımak. Şimdi bu proteinin görevini yerine getirebilmesi için oksijene ulaşabilmesi gerekiyor. Hücreler ATP cinsinden bir ölçü birimi olarak enerji üretiyorlar. Yani ortalama 38 ATP deniyor. Değişik kaynaklarda değişik sayılar var ama budur yani. Böyle kabul edin. Çok önemli değil o. Şimdi oksijen gitmediği zaman hücre yağlardan ya da glikozdan enerji üretecek. Fakat oksijen gitmediği için üretemiyor. Yani yanıyor, yakmak için kullanılıyor oksijen. Burada bunun olabilmesi için oksijene ulaşması lazım. Fakat siz şeker yediğiniz zaman, karbonhidratla beslendiğiniz zaman şeker deyince insanların aklına sadece şeker geliyor da onu düzeltmekte fayda var. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğinizde bu şeker işte yani ekmek dediğiniz şey aslında şekerdir. Yani pasta, börek, ıvır zıvır aklınıza ne gelirse ki ben bu hazır gıdaların içine koyulan şeylerden, kimyasallardan hiç bahsetmiyorum. Onlar da ayrıca bir tehlike oluşturuyor. Gerçi bununla ilgili de bir video yapmıştım. Orada bazı kimyasalları saymıştım. Ben şu anda sadece şekerden bahsediyorum. Daha da kötüsü var. Yüksek fruktozlu mısır şurubu. O zaten tam kanserojen. Neyse, şimdi şeker, yani glikoz hemoglobinle bağ kuruyor. Hemoglobinin çevresini sarıyor. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Bu kırmızı kan hücreleri, al yuvarlar yumuşak ve esnek bir dokuya sahip olmalıdır. Ve kılcal damarlardan falan geçerken bunların şekil değiştirebilmesi, kolay hareket edebilmesi gerekir. Aynı zamanda da kanımız kolloidal yapıya sahiptir. Hani kolloidal gümüşten bahsediyorum ya sürekli. Sağlık için kullanın diyorum. Çok ciddi faydasını görür. Ha, bu arada kolloidal gümüşün reklamını da yapmış oldum. İyi şeylerin reklamını yapmak lazım zaten. Bununla ilgili de bir sürü video yaptım. Bir sürü sorunun cevabını verdim. Bu kolloidal kan, siz şeker aldığınızda, glikoz aldığınızda kolloidal yapısı bozulmaya başlıyor. Neden? Çünkü bu kırmızı kan hücreleri şeyle bağlantı kurunca, glikozla bağlantı kurunca kümeleşmeye başlıyorlar. Birbirlerini çekiyorlar. Yani bunlar sürekli bir kolloidal yapıda şöyle bir şey vardır. Mesela metal de gümüş de metal olmasına rağmen kolloidal yapıda olduğu için suyun dibine çökmez. Yani sudan ağır çökmesi gerekiyor değil mi? Çökmez. Suyun içinde homojenize bir şekilde dağılır. Çünkü bunlar birbirlerini sürekli olarak iterler ve aktif haldedirler. O yüzden insanın kolloidal yapısına uygundur ve güzel özümsenir. Yani absorbe olur vücutta. Fakat
Şeker dolayısıyla siz bu kanı bozuyorsunuz, kümeleşmeye başlıyor. Aynı zamanda tıpta orak hücre de deniyor bunlara. Bu kırmızı kan hücreleri o elastiki yapıyı kaybediyorlar. Bazı yerleri sivrileşmeye başlıyor. Kılcal damarlardan esneyip geçemiyorlar ve o sivrileşen yerleri bir yerlere takılıyor ve basınç oluşturuyor. Yani kardiyovasküler hastalıkların en temel sebebi budur. Sigara derler sürekli olarak ama şekerden daha tehlikeli bir şey yok. Neden? Çünkü şekeri sürekli tüketiyor herkes ve çocuklarına yediriyor bol miktarda. Ondan sonra hastalıklar ortaya çıkıyor. Doktor da bunu size ve sebebini size söylemiyor tabii yani. Niye söylesin zaten, adam işini mi müşteri mi kaybedecek? Neticede bu kolloidal yapı bozulunca orada burada kümeleniyor bunlar. Şekilleri ve yapıları da bozulduğu için, esnek yapıyı kaybettiği için tıkanıklıklar oluşuyor. Şimdi burada bu kan şekerinin nasıl ölçüldüğü ile ilgili bir test var. A1 A1C testiydi, değil mi? Evet. A1C diyorlar. Burada hemoglobinle alakalı bir ölçüm de yapılıyor. Yani kandaki şekeri ölçüyorlar. Aslında bunun çok büyük bir önemi yok. Onu da aradan çıkartayım. Şimdi birçok insan kendine böyle cihazlar alıyor. Bu cihazlarla direkt olarak kendisi ölçüyor. Aslında bunun bir ortalamasının alınması lazım. Çünkü siz tek bir şeye, bir güne bakarak karar veriyorsunuz orada. Orada çok yüksek çıkabilir, yanlış sonuca varırsınız ortalamayı alamadığınız için. Çok düşük de çıkabilir, yine yanlış sonuca varırsınız. Mesela atıyorum cumartesi günü çok yiyip içtiniz. Orada bir ölçüm yaptınız, değerler korkunç derecede yüksek çıktı. Ya o yükseklik de nedir? Mesela bakın şeyde bu A1C testinde 5,7 sınırdır. 5,7'nin üzerine çıktığınızda, mesela 6,4'e geldiğinizde diyabet öncesi duruma geliyorsunuz. Bu 6,7'nin üzerine çıktığınızda diyabet olmuş oluyorsunuz. Şimdi bu değerlerde şey çok önemli. İnsülin direnci çok önemli. Yani sadece kanın içindeki şekeri ölçmekle olmuyor o. Orada glikasyon dediğimiz bir işlem gerçekleşiyor. Biraz önce anlattığım işlemin adı aslında teknik olarak glikasyon. Bu şeker dolayısıyla ortaya çıkan sorunlarda glikasyonda sürekli olarak sizin kanınız bozulmaya başlıyor. Bu kan bozulmaya başlayınca şimdi mesela nasıl oluyor? Aynı zamanda bu akciğerlere gidecek, değil mi? Oksijen gitmesi gerekiyor. Oradan alacak kanı hücrelerde, mitokondride yakıta çevirecek. Zaten daha önce sıkça söyledim, yani hücreler için, özellikle de beyin için geçen bir video yayınlanmış. O da aslında 2 sene önce yaptığım videodan bir parçaydı. Böyle çok uzun anlattığım için arada çok önemli konular kayboluyor diye onu ayırdım ekstradan. Beyin için asıl gereken enerji kaynağı yağ mıdır yoksa karbonhidrat mıdır diye onu izlemenizi tavsiye ederim. Önemli bir video çünkü, yani işinize yarayacak bilgiler var. Bu durumda insanlar sürekli şuursuz bir şekilde şey tüketmeye başlıyorlar, şeker tüketmeye başlıyorlar. Bunun sonucunda hemoglobin hücreye oksijen taşıyamadığı için hücre bu 38 ATP değerinde bir enerji üretmesi gerekirken 2 ATP'ye düşüyor, 3 ATP'ye düşüyor. Bu da hücrenin kendini kapatması anlamına geliyor. Hücre, şimdi kafanızı suya soktuğunuzu düşünün. Ne olacak? Nefes alamazsınız. Yani ağza burnu su kaçmasın diye. Hücre ölmemek için, ölse bile neslini devam ettirebilmek için çoğalmaya başlıyor. Kendini bölüyor. Küçük küçük. Şimdi burada aslında ben size tümörü, yani kanseri tarif ediyorum. Belki bu tarifi hiç duymadınız bu şekilde ama olan budur. Yani işlevsiz bir hücrenin şuursuz bir şekilde bölünüp çoğalmasına tümör diyoruz.
İşte burada ondan sonra kanser başlıyor. O başladıktan sonra tedavi adı altında bir takım saçma sapan işlere girişiyorsunuz. Dolayısıyla hiç kurtuluşu da yok. Mesela kemoterapinin şimdi istatistiklere göre başarı oranı %2,3 gibi bir rakam görünüyor. Aslında bu da doğru değil. Bu da manipüle edilmiştir. Çünkü siz radyoterapi ya da kemoterapi aldığınızda savunma sisteminiz çöker ve ne bileyim ben nezleden ölebilirsiniz, kalp krizinden ölebilirsiniz. Bunu da raporlara işte biz tedavimizi yapıyorduk ama ve lakin kalp krizinden hastayı kaybettik. Yani hiç kemoterapiden değil. Böyle bir şey var. Aslında başarı oranı %0. Yani başarısızlık oranı %100 daha doğrusu böyle demek daha iyi. Tümörü küçültmeye yönelik hareket ediyorlar. Tümörü küçültmeye yönelik hareket ederseniz hastalığı büyütürsünüz. Yani hastalığın köküne inmek lazım. Bu da kök hücreyle alakalıdır ama o çok teknik bir konu, ona girmeyeceğim ben. Bir belgesel yayınlamıştım 4 sene önce falan. Kanser hakkındaki gerçekler diye aşağıya linkini koyarım. Gerçi hepsini tercüme edemedim ama izlemenizi tavsiye ederim. İşinize yarayacaktır. Gelelim mevzuya. Şimdi şeker vücuda girdikten sonra bu yapılarını bozduğu için, koloidal yapısını yitirdiği için, alyuvarların şeyini tamamen değiştirdiği için kümeleşmeler başlıyor. Bu da ileriki etaplarda mesela kangrene sebep oluyor. Çünkü ilk önce böyle nefesiniz yetmez gibi gelir size. Elleriniz, ayaklarınız özellikle uç tarafları böyle hissizleşmeye, uyuşmaya başlar. Neden? Çünkü oraya yeterince kan gidemiyordur. Çünkü kan engellenmiştir şeker tarafından. Oksijene ulaşamayınca, bir de orada böyle mitokondriye oksijen ulaşamayınca, işte şeker dolayısıyla, çünkü demin dediğim gibi şeker bunun etrafını sarıyor ve oksijeni engelliyor. Hem de birbirine yapışıp kümeleşmeye başlıyor. Yani koloidal yapısının bozulması demek bu demek. Bunun sonucunda ilk etapta kangren olabilir, işte diyabet, uyuşukluk, ıvır zıvır bu gibi şeyler. Kırmızı olması gereken kan böyle mavimsi bir renge doğru dönmeye başlıyor. Bu da işte çok ciddi tehlikeli bir durum aslında. Şimdi neden biliyor musunuz? Şeye giden aldığınız oksijen yetersiz olursa, mesela anemi hastalarını düşünelim. Anemi hastaları ekstradan demir alıyorlar, değil mi? Peki bu yiyip içtiklerinizi düzenlemezseniz aldığınız demir işe yarar mı? Yaramaz maalesef. Çünkü şimdi kılcal damarlarda böyle küçük küçük delikler oluşuyor, patlamalar oluşuyor. Bunun sonucunda bu aldığınız demir gitmemesi gereken yerlere gidip oksijenle bağ kuruyor. Demir oksijenle bağ kurarsa ne olur? Paslanma olur, değil mi? Vücudun değişik yerlerinde böyle bir sürü o kadar fazla sorun yaşıyorsunuz ki, en fazla sorun da mesela en çok şeyde yaşıyor, diyabet hastaları gözleri görmemeye başlıyor. Çünkü oraya kılcal damarlara gidemiyor şeyler. Bu tehlikeleri saymakla bitecek gibi de değil aslına bakarsanız. Çünkü oksijenin serbest kalması lazım. Yani şeye, akciğerlere ulaşabilmesi lazım oksijenin. Dolayısıyla bu oksijen ya da kan vücudun her tarafına sağlıklı bir şekilde ulaşamadığında demin dediğim gibi kangren gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ve burada şey var, bakın, çok düşük oksijen ortamında gelişen böyle çok da arkadaş canlısı olmayan bakteriler var. Hani patojen diyoruz onları. Bu patojenlerin sayısı artmaya başlar. Çeşitli akla gelecek gelmeyecek bir sürü hastalık gelişir. Sadece şekerle bakın. Şimdi insanlar sadece şekerle kalmıyor tabii. Şeker yeter mi? Onun yanı sıra bir sürü kimyasal şey de yemek lazım. Mesela gluten tüketmeden olmaz. Ne işe yarıyor gluten? Gluten gelir. İngilizce glue yapıştırıcı demektir. Yapıştırıcı bir maddedir.
o afiyetle yediğiniz ekmeğin o kıvamda olması glutene bağlıdır. Mesela siyez buğdayından yapılan unda gluten miktarı az olduğu için o kıvamı tutturamazsınız. Fırından gidip siyez ekmeği alıyorsunuz ya mesela. Ama ben böyle aldım, çok güzeldi kıvamı. İşte onun içine normal beyaz un karıştırıyorlar, normal buğday karıştırıyorlar. Kendi kendinize yapmayı deneyin. Bakın, o kıvamı bulamayacaksınız gluteni az olduğu için. Bizler hep böyle her şey çok güzel olsun. Her şeyin güzel olması size nasıl güzel geldiğiyle alakalı değildir. Bazı şeyler size güzel gelmeyebilir ama sizi sağlıklı tutar. Şimdi lezzet mi daha önemli, sağlıklı yaşamak mı daha önemli? Orada artık o sizin seçiminiz. Yani yapacak bir şey yok. Burada işte ciddi bir sorun şu. Amputasyon deniyor ya, hani şey, kesiyorlar oranızı buranızı. Kesmeye başlıyorlar. Ve bunun sonu yok. Ya aklıma şey geldi. Bir zamanlar bir adam görmüştüm televizyonda. Şimdi sigaradan dolayı diyorlar tabii de. Böyle iki bacağını kesmişler. Sonra bir kolunu da kesmişler. Sonra öbür kolunu da kesmişler ama şimdi bir kolu buradan kesmiş. Şimdi aslında çok trajik bir şey anlatıyorum gülerek ama yani gülmeden de edemedim. Bir kolunu da şuradan şöyle kesmişler. Şimdi adam ona rağmen sigarayı şuraya sıkıştırmış, böyle diye bu şekilde içiyor. Diye şey soruyor, işte oradaki programı yapan soruyor. Ya diyor, buna rağmen niye hala sigara içiyorsun diyor. Ne olacak diyor şimdi, bunu da keserlerse diyor buradan ne olacak diyor. Hiç diyor, öyle asaksı gibi oturur artık, birisi ağzıma versin diye beklerim diyor herifin verdiği cevap bu. Fakat burada yine bir büyük bir yanılgı var. Şimdi sigara elbette ki zararlı ama bakın şekerden daha zararlı bir şey yok. Yani sigaranın nasıl çalıştığıyla ilgili teknik detaylar anlatılabilir ama şekerle mukayese edilemeyecek kadar aslında masumdur. İkisini mukayese edersek. Bu arada sigara iyidir demiyorum. Oraya tekrar üzerine vurgulayarak söylüyorum bunu. Şimdi herife tabii sigara dedikleri için o da sigaradan zarar gördüğünü zannediyor ama haldır huldur yemeye devam ediyor. Şimdi o adam sigarayı bıraksa dahi, o yüksek karbonhidratlı beslenmeyi devam ettirdiği sürece onun burasını da kesecekler. Bu en son kafa kalır ortada. Yok, sadece kafa, beden olmadan kafada olmuyor değil mi? Neyse. Böyle bir sürü insan var dünyada. Bakın bunların hepsi yanlış beslenmeyle ilgili durumlar. Yine çok ciddi bir sorun böbreklerle alakalı. Şimdi böbrekleri düşünün. Aslında böbrekler sünger gibidir. Kanı süzmeye yarar. Fakat sürekli böyle şeker almaya devam edince böbreğe öyle bir yükleniyorsunuz ki orada bir takım kalıntılar birikmeye başlıyor ve belli bir süre sonra böbrek iflas ediyor. Yani bu işin üstesinden gelmenin yolu aslında işte direkt olarak şekeri bırakmak. Yine bu böbreklere bağlı olarak kanın süzülmesi gerekir diyorum ya. Yeteri miktarda kan da gitmesi lazım oraya. Şimdi kan dediğimiz şey aslında kemik iliğinde üretiliyor ama bunun için eritropoein denen bir şeye ihtiyaç var. Bir proteine ihtiyaç var. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon saniyede 2 milyon civarında kan hücresi alyuvar üretiliyor kemik iliklerinde. 2 milyon, yani ortalama böyle bir şey olması lazım, tam hatırlamıyorum. Şimdi bu şekeri aldığınızda eritropoteinini etkilediğinden dolayı ne oluyor? O kadar kan üretememeye başlıyorsunuz. İnsan vücudunda ortalama 7 litre kan var. Bu kanın miktarı düştüğünde, daha doğrusu kanın yapısı bozulduğunda, hani mavileşiyor diyorum ya, oksijensiz kaldığınızda ne olur? Morarırsınız değil mi? İşte mavi bir renk oradan geliyor. Yani morarmamak için eğer böyle güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız, ki şekerle ilgili cilde nasıl zarar verdiğiyle ilgili bir video yapmıştım. Onu da izlerseniz o da işinize yarayacaktır. Yani anemi geliştirmek an meselesi. Sürekli şeker kullanınca. Öncelikle herkesin yapması gereken şey
ne yiyip içtiğine dikkat etmek. Hiç egzersiz yaparken soluk soluğa kalıyorsunuz. Neden böyle oluyor? Çünkü oksijensiz kaldığınız için şeker oksijeni engelliyor. Geçen videoda anlatmıştım. Nasıl nefes alacağınızı da öğrenin. Burnunuzdan nefes alacaksınız ve önce diyaframa dolduracaksınız. Ondan sonra ciğerlere gidecek. Bu aldığınız oksijen miktarını artıracaktır. Bunun gibi daha bir sürü bilgi var da çok uzatmadan nasıl bitireyim diye düşünüyorum ben videoyu. Aklıma gelmişken bu kolesterolden de bahsedeyim. Şimdi şeker dolayısıyla siz sürekli olarak böyle her tarafınız hasar gördüğü için kolesterol gidip orayı tamir etmeye çalışıyor. Kolesterolle ilgili videoya da bakarsınız. Kolesterol yalanı diye 2 sene önce falan anlatmış olmam lazım. Şimdi peki bu gibi insanlara ne öneriyorlar? Düşük yağ öneriyorlar değil mi? Ama bunun için kolesterole ihtiyacınız var. Yüksek karbonhidratlı beslenip sürekli vücudunuza zarar veriyorsunuz ve asıl yapılması gerekenin tam tersini insanlara tavsiye edip daha da kötü bir hale getiriyorlar durumu. Bu arada ilaçlara bağımlı kalıyorsunuz tabii. Ne güzel değil mi? Harika bir senaryo çizdim ben size. Bunlar olan şeyler. Hiçbirini uydurmuyorum. Ve bu anlattığım her şey aslında yine bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda açık açık yazılıyor ama bunların hiçbirini ana akım medyada ya da sosyal medyada kolay kolay hiçbir doktordan duyamazsınız. Sadece açıp okumanız lazım, bakmanız lazım. Yani aklı başında bilim adamları da var ama ilaç endüstrisi varken sizin burnunuz boktan çıkmayacak arkadaş. Bak bu kadar basit. Bugün Dünya Sağlık Örgütü, FDA, WHO, yani Sağlık Bakanlıkları, ben bunların insanlık düşmanı olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum değil, biliyorum. Yani eminim bundan. Ve bunların görevleri farklı. İblis tohumu oldukları için amaçları insana ve dünyaya, doğaya zarar vermek. Çok uzatmayayım ben. Şimdi çok uzatmayayım diyorum. Videoyu bitiriyorum. Ondan sonra aklıma videoyu işte işlerken bakıyorum ya. Araya resimler koyup koyarken mecbur. Ulan şunu da söylemeyi unutmuşum. Şunu da söyleseydim keşke diye aklıma geliyor. Artık yapacak bir şey yok yani. Abi, bu hatırladığım kadarıyla ben anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.